Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Evvela tekrar Türkiye'mize geçmiş olsun. Şu anda Hatay'da tekrar ağır iki tane üst üste deprem olmuş. Verilen bilgilere göre. Rabbim inşallah her türlü afetlerden, sıkıntılardan, belalardan halkımızı, Türkiye'mizi muhafaza etsin inşallah. Mevla Teala inşallah bu olan depremde inşallah can kaybımız yoktur diye ümit ediyoruz. Yaralanan kardeşlerimize de Rabbim acil şifalar nasip eylesin. Kıymetli dostlar, hakikaten Türkiye üzerinde şu anda ciddi bir böyle bir imtihandayız. Hep beraber bir imtihandayız. Bu imtihandan maddi ve manevi olarak nasıl kurtuluruzun hep beraber değerlendirmesini yapmak zorundayız. Bakın, malumunuz 10 ilimizde ciddi bir afet meydana geldi. Asrın afeti diyorlar. Asrın. Ondan dolayı şu anda da bakın neredeyse tamam, hadi herhalde tamamlandı filan derken de yine bakın bugün peş peşe iki tane 6.4 galiba 6.3 evet. Peş peşe yani hakikaten oradaki arkadaşlarımız, Hatay'daki arkadaşlarımız ciddi bir sıkıntı olduğunu, hala yine evler yıkıldığını, binalar yıkıldığını söylediler. İnşallah insanlar çekilmiş yerdir de, o yüzden can kaybımız yoktur diye düşünüyorum. Yani kısacası büyük bir imtihanla karşı karşıyayız. Bütün afetle karşı karşıyayız. Peki ne yapmamız lazım konusuna gelince? Bakın tekrar ediyorum. Hem zahiri hem manevi olarak, yani hem maddi hem manevi olarak kesinlikle ve kesinlikle tedbirler almamız lazım. Şimdi şu anda bir tane kardeşimizin ifadesine göre Akdeniz'de tsunami korkusu şey veriyorlar millete şu anda, yani Allah muhafaza etsin. Yani şunu söylemeye ihtiyacı hissediyorum. Bu afetlerin, bakın daha önceki ümmetlerde imtihanlar oldu mu? Oldu. Değil mi? Bir örnekleme yapmak istiyorum size. Hakka suresinde Mevla Teala buyuruyor. Hakka suresi. Hakka suresinde Mevla Teala Ad kavmi ile Semud kavminin durumunu anlatıyor. Ad kavmi ile Semud. Onlar öyle bir varlık içindeymişler ki, öyle bir zenginlik, boylar, postlar, zenginlikler, binaları falan, her şey çok güçlü yani. Hatta meydan okuyorlarmış yani. Diyorlarmış ki, bizi kim merak edecek ya? Kimdir yani? Mesele kim yani? Mevla Teala buyuruyor ki, onlara diyor, 7 gece 8 gündüz. 7 gece 8 gündüz onlara diyor rüzgarı, sesi gönderdim diyor Mevlamız. Sahhara aleyhim seb'a leyalin ve temaniyete eyyam. Sonra diyor kennehum a'cazu nakhlin khavi. Hepsi diyor hurma kütükleri gibi diyor sersebil oldular, yerlere serildiler. Hurma kütüklüğün özelliği de şu: dışarıdan baktığında hiçbir şey yok ama içi çürümüş. Şahısların içinin şey olduğundan bahsediyor. Korkudan yani. Gitmişler yani. Baktın mı dışarıdan ne yok? Hiçbir. Ama o sesten, o gürültüden, o uğultudan, şimdi dikkat edersen hep depremde ne, o uğultudan bahsediyor millet yani. Bir uğultudan bahsediyor. Bunu ama düşünsene, 1,5 dakikada bahsediyor, millet neredeyse kafayı sıyıracak. Bunu sen 7 gece 8 gündüz düşünebilir misin? Bir kavim helak oluyor yani. 7 gece 8 gündüz. Yani o yüzden şimdi bakıyoruz, bütün kavimlere bakıyoruz. Mevla Teala çeşitli çeşitli imtihanlar yapmış onları yani. Böyle imtihanlarla yakalamış. Peki hiç bu kavimlerden kurtulan var mı? Var. Kim var? Yunus Aleyhisselam'ın kavmi var. Yunus Aleyhisselam kavmi. Nasıl korktun? Onların belasını. Keyfe kâne âgıbetüllezîne min kabl. Allah buyuruyor bize. Kur'an-ı Azim şu anda. Daha önceki kavimlerin durumuna bakın. İmtihanlarına bakın. Olaylarına bakın. Onları bir inceleyin. Bir bakın diyor Mevla Teala. Başına musibet gelenler ve musibet gelmeyenler. Musibet gelenlerin durumu demin anlattığım gibi. Mesela
Ad kavmi, Semud kavmi zenginlikte aşırılığa gitmiş, şımarmış. Had tanımaz, hudut tanımaz, peygamber tanımaz. Mevla Teala onlara rüzgarı göndermiş. Lüt kavmini ne yapmış Mevla Teala? Lüt kavmini. Lüt kavmini biliyorsunuz onların çok ağır bir ahlakı yapıları vardı, Allah muhafaza etsin. Tabi bu konuşmak da istemiyorum. Onları böyle çok önemli bu ama. Dikkat edin şöyle kaldırıyor. Kavmi toprağıyla beraber kaldırıyor. Ters çeviriyor. Hala batmaya gidiyor ve yeryüzünün en düşük yeridir orası. Filistin'de gittik gördük biz yani. Aşağı doğru bak. Kaldırıyor ve tersine çeviriyor. Şimdi dedim ya Kur'an'ı aldım inşallah Allah ne diyor? Bakın diyor eski ümmetlerin durumuna. Eski ümmetlerin durumunda gerçekten sıkıntıya düşen, belaya uğrayan kavimlerle mesela Musa Aleyhisselam'ın Firavun'un durumu nasıl neydi? O boğularak gitti. Her kavmin kendine ait Mevla Teala çeşitli çeşitli ne yapıyor? Çeşitlerini anlatıyor. Mesela Nemrut nereye gitti? Çok ilginç. Sivrisinek ordusuna gitti. Bütün kavmi gitti. Bütün ordusu gitti yani. Sivrisinek de gitti ya. Ya uzun konuşayım oralara girmiyorum ben. Asıl konuya geleceğim. Hiç mi kurtulan yok? Var. Var. Kim var? Yunus Aleyhisselam'ın kavmi. Bak Yunus Aleyhisselam'ın kavmi. Yunus Aleyhisselam onları tebliğ ediyor. Yapmayın diyor. Etmeyin. Bak böyle yaparsanız Allah ne yapacak size? Ceza verecek diyor ya. Yapmayın. Sonra Yunus Aleyhisselam bakıyor ki bunlar laf dinlemeyecek. Yani faize bulaşmayın diyor onlara. Bu faiz bu kadar ne yapılmaz? Tabii. Ondan sonra kesinlikle sen söyle kumara bulaşmayın. Tefeciliğe bulaşmayın. Tefecilik çok büyük bir günah. Tefecilik tabii. Ya adama parayı veriyorsun. Sen tefecilik bu yani. Tabii parayı veriyorsun. Adam sana ödeyemeyince adama çöküyorsun. İşte şu kadar ödeyeceksin, bu kadar ödeyeceksin. Faizin başka çeşidi yani. Anladın mı? Şimdi resmi olarak bunu yapıyorlar. Resmi tefecilik, bankacılık. Tak, çöküyor adama. Adam niye krediyi dürüst adamlara vermiyorsunuz diyor. Onlar öder diyor. Ödeyemesin ki diyor adamın elindeki malını alalım, mülkünü alalım, evini alalım, arsasını alalım. Tabii. Sen ne konuşuyorsun? Bunlar böyle hain. Şimdi neyse uzun konuşayım. Oralara girmeyeceğim. Yunus Aleyhisselam kavmi. Yunus Aleyhisselam diyor ki onlara faize bulaşmayın. Faizden vazgeçin. Kumardan vazgeçin. Zinadan vazgeçin. Kul hakkı yemekten vazgeçin. Yetimlerin hakkını yemekten vazgeçin. Allah'a iman edin. Peygamber'e iman edin. İbadetlerinize yakın. Yapmayın böyle çirkin işler yapmayın. Çirkin işler yapmayın. Allah'a isyanlar yapmayın. Evet. Kötü alışkanlıklardan vazgeçin. Olumsuz alışkanlıklarınız olmasın diyor. Dinlemiyorlar. Dinlemeyince bu sefer Yunus Aleyhisselam diyor ki o zaman diyor başınıza büyük bir belayı bekleyin diyor. Tabii. Sonra aralarından çıkıyor. Gidiyor onların arasından. Bak. Sonra bakıyorlar ki Yunus yok. Nerede Yunus Aleyhisselam? Yok. Eyvah! Demek ki başımıza ne geliyor? Bela geliyor diyor. Sonra miyeti elfin evizidün. 100.000 veya daha fazla kişiler. Tabii. Sonra toplanıyorlar. Çoluk, çocuk, herkes bir sahrada toplanıyorlar. Mevla Teala'dan özür diliyorlar. Mevla'dan özür diliyorum. Dikkat edin ifadeye. Allah'ımız anlatıyor bunları Kur'an'a aldım inşallah. Lemma amenu keşefna anhum azabel hizzi fil hayati dünya. Ne zaman ki Yunus'un kavmi iman ettiler, Allah üzerindeki belayı, rezilliği, rüsvaliği, perişanlığı onlardan kaldırdı mı Mevla Teala? Ama çoluk çocuk hep beraber ne yaptılar? Hep beraber tövbe ettiler. Baktılar ki Yunus yok, Yunus Aleyhisselam yok, bela geliyor, anladılar, hemen pişman oldular. Özür dilediler Allah'tan. وَتُوبُوا اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ Ey müminler diyor Allah. Dikkat edin ifadeye. Kim?
Bak mümin, kafirler demiyor Allah ya. Münafıklar demiyor. Allah müminler diyor, dikkat edin ifademe. Ey kafirler, ey münafıklar, ey fasıklar, ey zalimler demiyor Allah ya. Ey müminler, hep beraber tövbe edin ki lealleküm tüflihun, felaha kavuşursunuz, kurtuluğa çağırırsınız diyor Mevla Teala. Demek ki bir sıkıntı var. Bir sıkıntı var ki, bak Mevlamız buyuruyor ya, müminler, Allah kafire bakmaz, münafığa bakmaz, zalime bakmaz, bunlara bakmaz Allah. Ama Mevla Teala kime bakar? Müminlere bakar. Müminler haddi aşarsa, hududu aşarsa, evet gerçekten Allah'ın sınırlarını aşmaya kalkarsa, o zaman Mevla der ki bir dakika, kendinize gelin, kendinize gelin. Hep beraber tövbekâr olun ki o zaman ne yaparsınız diyor Mevla Teala? Felaha erersiniz. Ya eyyühellezine amenu. Bak ey madenler. Şşt. Kime söyleniyor ya? Ey madenler. İmadenler söylüyor Mevla Teala. Hel edullukum ala ticaretin tünciküm min azabin elim. Size elem verici, kahredici, deprem, felaket ve bunun gibi zelzele ve bunun gibi ağır cezalardan, sıkıntılardan, belalardan, azaplardan sizi kurtarıcı bir ticaret size bildireyim mi diyor Mevla Teala. Allah ayeti diyor, Saf suresi 10, 11, 12, 13'e baksınlar. Saf suresi ya. Mevla Teala Kur'an-ı Azim'i şu anda böyle sıkıntılardan kurtuluş reçetelerini yapmış, sunmuş. Sizi diyor Mevla Teala sıkıntı verecek, azap verecek, cezalandıracak, evet sizi belalardan kurtaracak bir ticaret öğreteyim mi diyor Mevla Teala? E ya Rabbi öğret ya Rabbi deyince tü'minûne billah, Allah'a iman edin. Bak ayetin başında ne diyor? İman edenler vardı. Demek ki gerçek bir iman istiyor bizden. Hakiki bir isman. Hakiki bir iman istiyor bizden. Allah Celle Celaluhu gerçekten tanımamız isteniyor. Ya eyyühellezine amenu. Aminu billah. Ey iman edenler, Allah'a iman edin. Düşünebiliyor musun ya? Gerçek iman. Allah'ı hakkıyla takdir etmek. Nasıl bir iman var ki o iman seni faizden alıkoymuyor. Nasıl bir iman var ki o iman seni kumardan alıkoymuyor. Nasıl bir iman var ki o iman seni zinadan alıkoymuyor. Nasıl bir iman ki o iman seni kul hakkı yemekten alıkoymuyor. Nasıl bir iman ki o iman seni gözlerini, dilini, bütün azalarını haramdan uzaklaştırmıyor. İşte böyle imandan Mevla Teala olmaz diyor. Gerçek iman diyor. O iman seni haramdan alıkoyacak. Haramdan alıkoyacak. Tü'minûne billah ve resûlihi ve resûlü iman edin. Tabii. Nasıl bir peygamber sevgisi ki, peygamber tanıması ki, peygamberinden hiç haz almıyorsun ya. Allah muhafaza etsin. O sana karşı son derece düşün olduğu halde sen ondan farkında bile değilsin ya. O yüzden kısa anlattım, çok anladınız. Tabii konuya da bir anda böyle nasıl aldım bilmiyorum ama işte konunun dışına çıktık biraz sanki. Ama gerçekten bizim tek çaremiz bu. Bugün şimdi kalkıyorsun mesela, bakıyorum ben şimdi. Ya kardeş, sen kafirlerin ağzına bakarsak, münafıkların ağzına basarsak, ondan sonra kendini bilmez insanların ağzına bakarsak, ooo, bilimin ağzına bakın, ilimin ağzına. Kardeş, 100 senedir bilime bakıyorlar. Sanki fetvayı verenler, Şeyhülislamlara fetva verdi, onlara bakıyoruz. Ondan dolayı bu depremde, onun da Şeyhülislam'a bakılan yok mu kardeşim? İşte hafızın ağzına bakıyoruz. Ya hafızın ağzına baktığınız yok mu kardeşim? İşte müftülerin ağzına bakıyoruz. İşte müftünün ağzına baktığımızdan dolayı bu işler başımıza yok mu kardeşim? İlim, bilim, film her durmadan aynı ifadeyle kullan. İşte 100 yıldan beri kimin ağzına bakıyorsunuz? İlim adamları, bilim adamları, film adamları, bilmem ne adamları. İşte onların ağzına bakıyoruz. Baktığımız o insanların ağzına baka baka halimiz bu işte. Daha ne? Neyin derdindesiniz? Gören zannedecek ki öyle bir şey yapıyorlar, yaygara yapıyorlar ki artık Türkiye'de şu anda sanki
Kimin ağzına bakıyor? Şeyhülislamların ağzına bakılıyor. Ne derse oluyor. Ondan sonra bak gördünüz mü? Bilim adamlarına bakılmadığından dolayı işte deprem oldu. Ya öyle bir şey yok mu kardeş ya? Şeyhülislam'a bakan yok, hocaya bakan yok, müftüye bakan yok, hafıza bakan yok, bilmem neye bakan yok ki ya. Onların ağzına bakarak hareketinden yok. Hep ilim adamları, bilim adamları, film adamları işte. Onlara bakılıyor. Sanki 100 yıldan beri sanki ne varmış? Sen söyle. Hocalara bakılıyor mu sanki? Film adamlarına, bilim adamlarına, bilmem nelere bakılıyor mu? Kardeş sen ne yapıyorsun ya? Konu birden hiç alakası şey bu tarafa çevirmiş. Bir anda. İşte, hainlik. O yüzden kısa anlattım, çok anladınız ama tekrar ediyorum. Şimdi bana göre bu işi bunu kim yapması lazım bana göre? Gerçekten diğerden basın. Ama azı korkar. Ciddi söylüyorum korkar. Bak diğer şunu ne yapması lazım? Tüm camilere haber göndermesi. Ey müminler! Allah'ımızın ifadesiyle hep beraber tövbekar oluyoruz. Üzerimizden bu afetler kalksın. Allah'a müracaat edelim. Bak Yunus Aleyhisselam'ın kavmi bunu yaptı. Allah üzerindeki afeti, belayı kaldırdı. Gelin ya biz de hep beraber ne yapalım? Tövbekar olalım ya. Faiz belasından, kumar belasından, zina belasından, içki belasından, her türlü kul hakkı belasından, yetim hakkı belasından, tacizden, tecavüzden, mutlaka bunlardan hep beraber ne yapılacak? Tövbekar olunca kardeş secdelere kapılacak. Ya Rabbi affet çoluğumuz, çocuğumuz hep beraber tövbekar olacağız. Mevla'ya müracaat edeceğiz. Allah bu belayı ne yapacak? Durduracak ya. Şimdi böyle dese... Tak, ya işte görüyor musun? Ne oldu? Bilime, ilime filan. Ya bırakın bu işleri be kardeşim. Bırakın bu işleri ya. Hep aynı hikayeyi bilmem ne okuyorsunuz ya. Yardım gecesi düzenlendiği gibi tövbe gecesi düzenlenmesi hiç de ya. Zor değil hocam. Ya. Ne olur? O yüzden kısa anlattım, çok anladınız. Yani kısacası kıymetli dostlar, yanlış anlamayın. Gerçekten hep beraber tövbekar olmamız lazım. Özür dilememiz lazım. Yoksa kalkıp da böyle bekle, neyi bekliyorsun? İstanbul depremi ya yapmayın. Bak ne diyor? Abdülhamit Han'a gelmişler. Demişler ki efendim İstanbul Beyoğlu falan yıkılmış. Fatih falan yıkılmış o zaman. O zaman. Efendim nasıl bir tedbir alalım? Abdestli durun demiş. Günahlarınızdan vazgeçin demiş. Tedbire bak. Gördün mü? Efendisi'ne geliyorlar. Diyorlar ki efendisi İstanbul depremi olacakmış. Ne yapalım? İstanbul'u terk edelim mi diyorlar. Efendisi diyor ki İstanbul'u değil günahlarınızı terk edin diyor. Şimdi adamın işine gelmiyor. Biliyor musun? Sosyal medyada bir hoca meselesi var. Bir tane adam çukurda. Ondan sonra tam kurtulacak meselesi var, tamam mı? Bir tane hoca geliyor başına. Diyor ki bak seni kurtarırım ama diyor he, beş vakit namazını kılacaksın diyor. Faizden, kumardan, içkiden her şey uzaklı. Başka yok mu? Bakma başkasını arıyor. Şimdi bizim FM TV'den seyredenler de ya bu hoca ne anlattı diye başka yok mu? Abi bakmış herkes başka yere kaçıyor. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Hiçbir yere kaçma. Hiçbir yere kaçmayın lütfen ya. Ya bir şey olmaz ya. Gelin hep beraber gerçekten ya. Ya ilimle, filmle, bilmem bilimle ne yapacaksak yapalım, yapmayalım demiyorum ben. Onları kenara bırakalım demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Tedbirler alınmasın demiyorum ben ya. Ama manevi tedbirimizi alalım. Allah'la barışık yaşayalım. Allah'ımıza gerçekten bir boyun eğelim. Ya Rabbi diyelim ya. Hatta açtıysak özür dileriz ya Rabbi diyelim ya. Hatta açtıysak özür dileriz diyelim ya. Açmadık mı hadleri? Tesettürde had aşılmadın mı? Faizde %90... Bunların çok üstünde hat aşılmadı mı? Kumarda hat aşılmadı mı? Zinada hat aşılmadı mı? Tesettürsüzlükte hat aşılmadı mı? Soruyorum. Kul hakkı meselesinde hat aşılmadı mı? Taciz tecavüz meselesinde kul hakkı hat aşılmadı mı? Cinsiyetle alakalı olumsuzluklarla alakalı hat aşılmadı mı? Her türlü olumsuzluklar kızılmadı mı? Zulüm gerçekten aşırı dayanmadın mı? He dayanmadın. Sen ne anlatıyorsun bakalım? Nerede yaşıyorsun sen? O yüzden bana göre... Bugün gerçekten diyanet yapması gereken en önemli şey. Yapamıyorlarsa gerçekten desene ki biz yapamıyoruz kardeş. O zaman bütün camialara sesleniyorum buradan. Yine hep beraber gerçekten Müslüman kardeşler.
Gelin hep beraber kardeşlerimize, dostlarımıza, ahbaplarımıza, kanallarımızda, sosyal medyada her yerde ne yapalım? Evet, nasıl yardım koşturuyorsak yardıma yine koşturalım. Yardım bırakmayacağız. Her yere yardıma koşturacağız. Ama hep maddi yardım değil, bir de manevi yardım. Gelin kardeşim diyelim hep beraber, hep beraber hattaştıysak, Müslümanlar birbirini gerçekten sevmekten uzak kaldıysa, Müslüman birbirine sırtını çevirdiyse, Müslüman birbirine haset ettiyse, Müslüman Müslüman'ın kuyusunu, kuyusunu kazdıysa, Müslümanlar gerçekten birbirinden uzak kaldıysa, gelin hep beraber tövbekar olalım, sırt sırta verelim, dostluk yapalım, kardeşlik yapalım, Allah'a yönelim, Allah Celle Celaluhu de üzerimizdeki afetleri kaldırsın diye hep beraber bunun çalışmasını yapalım. Rica ediyorum ya. Ya rica ediyorum, bunu yapalım arkadaşlar. Beklemeyelim. Neyi bekliyoruz ya? Dur bakalım İstanbul. Şimdi her tarafta, her kanalda bakıyorsun. Neyin derdindesiniz kardeş? Milleti korkutmanın derdi misiniz? Günah değil mi ya bu millete? He? Her kanalda sen söyle İstanbul depremi, İstanbul. Ya kardeş bu nedir ya? Bu nedir bu insanların sizden çektiği zulüm nedir ya? Bu hainlik nedir? Yeter de. O yüzden güzel kardeşler gelin hep beraber. Evet gerçekten. Bütün camialara sesleniyorum. Diyanet bu iş yapamaz. Diyanet ne hikmetse bu işten korkuyor. Niye? Niye? Çünkü kalkarlar derler ki işte şöyle böyle sosyal medyada azgın azınlık var. Azgın azınlık var. O azgın azınlık konuşur diye, şey yapar diye bir bak. Ya ne korkuyorsun be kardeşim ya? Korkulacak bir şey yok. Doğrusu bu. Doğrusu bu. Sen dini bir kurumsun. Dini kurumsan ben manevi tedbir alırım kardeşim. Maddi tedbiri siyasiler alsın. Dini kurum manevi tedbir alır. Öyle değil mi sen? Dinle alakalı tedbir alır. Ayet-i Kerime'de Mevla Teala ne buyuruyor? Evet. Ne var? Bak Yunus Aleyhisselam'ın kavmi tövbekar oldu. Allah üzerinden sıkıntıyı kaldırdı. Ben de bu ayet-i kerimenin ölçüsüne bakarak gelin kardeşim bütün ehli iman, bütün Müslümanlar rica ediyorum gelin. Mesela geçenlerde yağmur duası yapıldı camilerde. Ne güzel işte. Niye yapıldı camiler? Yağmur yağmıyordu. Ne güzel işte kardeşim. Ne güzel işte bak. Tebrik ederim. Aynı şekilde şimdi de ne duası yaptıracaksın? Hep beraber Allah'a dönüş duası. Evet, tövbe duası. Mevla Teala'ya müracaat duası. Yapmış olduğumuz hatalardan özür dileme duası. Hep beraber. Ama şöyle, kim ne derse desin. Sen dini bir kuruluşsun. Manevi olarak bu insanların bu güzelliği ne yapması lazım ortaya? Koyman lazım, dökmen lazım kardeşim. Ben daha onun ötesini yapmam? Bilmem. O yüzden tekrar ediyorum güzel insanlar, kıymetli insanlar. Eğer Diyanet bu işi yapamayacaksa yapamaz. Ben size söyleyeyim. Gelin hep beraber ne yapalım? Tüm camialara buradan sesleniyorum. Ey Müslümanlar, kıymetli insanlar, rica ediyorum hep beraber gerçekten bulunmuş olduğumuz ortamlarda hep beraber bütün Müslüman kardeşlerimizi uyandırarak haydi arkadaşlar güzel bir organizeyle beraber hep beraber Allah'a yönelelim. Özür dileyelim Rabbimizden, tövbekar olalım da üzerimizdeki bu sıkıntılar, bu afetler, bu belalar ne yapsın? Kalksın. Rabbim inşallah bu konuda duyarlı olmayı hepimiz asıl ikram etsin, ihsan etsin. Kıymetli dostlar, şurada hiç olmazsa biz olsun, biz kendimiz olarak da başlayalım. Ya Rabbi diyelim, gelin hep beraber, biz bunu yapalım yani. Hadi hep beraber be. Ya Rabbi ya. Ne olur Allah'ım be. Biz başlamış olalım inşallah. Devamını Rabbim inşallah tamamlattırır. Ya Rabbi ya. Ne olur Allah'ım ya. Üzerimizdeki bu afetleri, bu belaları, bu sıkıntıları ya Rabbi ne olur. Evet ya Rabbi sen bize ne olur Allah'ım kaldır ya Rabbi ya. Hatta açtık ya Rabbi. İstenilen imanı ortaya koyamadık ya Rabbi. İstenilen gerçek ibadetleri ortaya koyamadık ya Rabbi. Haramlardan kaçamadık ya Rabbi. Ne olur Allah'ım. Tüm günahlarımızdan özür diliyoruz. Estağfurullah. Estağfurullah, estağfurullah, el-azim, el-kerim, el-rahim, el-lezi la ilahe illahu, el-hayy el-gayyum. Ne olur Allah'ım ya, tüm günahlarımızı affedip, ümmeti Muhammed'i affedip, halkımızı affedip, gençliğimizi affedip ya Rabbi, ne olur Allah'ım, üzerimizden afetleri, sıkıntıları, belaları kaldırıp rahmetini gönder ya Rabbi. Bize rahmetinle muamele eyle ya Rabbi, ne olur Allah'ım, tamamını ikram eyle. İhsan eyle. Allah'ıma sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli dostlar bunu yapmalıyız. Herkes yapmalı. Herkes buna müracaat etmeli. Çünkü Rabbimiz de bu iş ancak düzelir. Rabbim inşallah hakkıyla uyanmayı hepimize nasip etsin. İkram etsin, ihsan etsin. Yoksa kıymetli dostlar Allah muhafaza etsin. Bak
Ya şimdi hep her gün neyle karşılaşıyoruz? Her gün aman ya. Hocam be yapmayın diyorum be. Her, hocam tabii. Afetlerden çok korktu millet. Çok korkuldu. Hakikaten korkulacak, korkulmayacak gibi değil ya. Bu sefer ne oluyor? Evhama kapılıyor. Uyuyamıyor. Allah muhafaza etsin. Yapmayın. Evet. Hazırlıklı olalım. Hazırlıksız olduğun için yapma, hazırlıklı ol. Hazırlıklı ol. Korkma Rabbinden be. Rabbinden korkma be. Hazırlıklı ol ama. O yüzden Rabbim büyüklerin ölçülerine yani bize göstermiş olduğu o hazırlıklara inşallah hep beraber hazırlanmaya bize ikram etsin, ihsan etsin. Mevla Teala her türlü afetlerden halkımızı, Türkiye'mizi, dünya Müslümanlarını muhafaza etsin, kayırsın. Kıymetli dostlar, kesinlikle bakın, kesinlikle hiç kimse şunu söylemesin. Bela gelsin denmez, belayı kafir çağırır. Müslüman kabul istemez. Müslüman bela istemez. Müslüman rahmet ister. İyi ol, iyi oldu denmez. Sakın ha demeyin. Sakın demeyin. Olmaz. Olmaması için elinizden geleni yapacağız. Olmaması için. Olduğu zaman da gerçekten o afeti, o sıkıntıyı, o belayı kaldırmak için mücadele edeceğiz. Bu insanlığımızın, imanımızın alameti. Kesinlikle ol, haşa olmaz. Sakın denmez böyle bir şey. Sakın. Sakın. Bir mümin bunu söylemez, münafık söyler. Münafık söyler. Olmaz, bize yakışmaz. İnsanlık adına, İslam'ımız adına bizim söyleyeceğimiz sadece ya Rabbi sen üzerimizdeki afetleri kaldırıp bize hidayetinle, rahmetinle, imanla muamele eyle ya Rabbi. Tabii bizim tek isteyeceğimiz bu arkadaşlar. Sakın. Rabbim inşallah bu konuda duyarlı olmayı hepimize ikram etsin, ihsan etsin. Hakikaten insan üzülüyor be kardeşim ya. Üzülüyoruz be. İçimiz yanıyor ya. Şimdi daha buraya gelmeden önce yastıktan sonra işte bu depremler olunca orada işte oradaki kardeşlerimize görüştük. Hem Adana'daki kardeşlerimizle görüştük. Adana'da biliyorsunuz çok güzel kurslarımız var bizim. Kurslarımız var tabii. Allah muhafaza etsin inşallah. Bir de talebeler orada. Sen ne konuşuyorsun? Yatılı talebelerimiz var. Hem kız talebeleri hem erkek talebeleri tabii hepsi ayrı ayrı yerlerde tabii biliyorsunuz. Ya Allah muhafaza etsin, Allah muhafaza etsin. Aman 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 tabii çok Rabbim muhafaza etsin, kayırsın. Bununla beraber Hatay'da yine aynı şekilde kardeşlerimiz, dostlarımız var. Onlardakiler görüştük şimdi diyor. Hocam diyor gerçekten diyor peş peşe iki tane diyor ağır şeylerle karşı karşıyayız diyor. Yani gerçekten insan etkileniyor yani. Şahsen çok etkilendim ben yani. Bir de biliyorsunuz Kırıkhan bizim için Beyazıt ve Sami Hazretliğimizin bulunduğu yer biliyor musunuz? Beyazıt ve Sami Hazretliğimiz var orada. Orada Beyazıt ve Sami Hazretliğimizin türbesine hiçbir şey olmamış. Türbe sarığı bile dokunmamış. Sarığı bile dokunmamış. Ama cami gitmiş. Bütün oralar hep yıkılmış. Tabii. Çocuklar gittiler şey. Ondan sonra ziyarete. Diyor bir bayağı birinin dağa tırmanır gibi tırmandık diyor yani. Tabii. Cami gitmiş. Oradaki yapılan her şey gitmiş. Ama Beyazıt ve Sami Hazretleri sarı bir düşünmüş. Acayip bir şey. Şimdi bizim için orası önemliydi biliyorsunuz. Ama Kırıkhan bitmiş. Tabii Habibi Neçyar'ın bulunmuş olduğu. Tabii Antakya. Cami. Tabii. Cami gitmiş. Perişan. Antakya fena. Şimdi bir de peş peşe şimdi iki tane daha. Hakikaten büyük bir imtihanla karşı karşıyayız. Rabbim inşallah acil üzerimizdeki bu afetleri, bu sıkıntıları kaldırıp rahmetiyle bizlere muamelesin diyorum. Mevla hepinizden razı olsun. Evet.